Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Yine duraklarımızdan bir tanesi olan Köyceğiz'de Dövüşbelen köyünde Nigar ablayı ziyaret ettik. Şimdi biraz sonra sohbete gireceğiz. Baksanıza etrafıma. Portakallar, narlar. Dövüşbelen narenciyesiyle çok ünlü bir köydür Köyceğiz'in. Burada sağlık arayışı içinde olan insanlar olarak doğal yaşamı arzulayan ve bunu tam olarak yaşamak isteyen insanlar olarak aynı zamanda yaptığımız işlerin yanında bu şekilde de yaşamak istediğimiz için bu düşüncedeki insanları da arıyoruz ve ürettikleri her şeye de talibiz, tabiri caizse. Alabiliriz, önerebiliriz. Daha önce hatırlarsanız buralarda, bu bölgede balla alakalı çok güzel çalışmalarda olan arkadaşlarımızı çektim ve sizlere göstermeye çalıştım. Nigar abla da Köyceğiz'de, Dövüşbelen'de hem buralı olup da yıllarca buralardan ayrılmayıp buralarda balı çok iyi yapan ve şu an çok önemli bir bal markasına da yıllarca bal verip ve uluslararası kalite ödülü alan Nigar ablayla daha detaylı. Şimdi rastgele açacağım konuşmanın içinde rastgele açacağım kamerayı. Nereden başlarsak daha sonra Nigar ablayla profesyonel bir şekilde soru cevap niteliğinde çok güzel bilgiler alabileceğimiz bir video çekeceğim dostlar. Şimdilik içeri giriyoruz bakalım. Bir de nasıl bir evde yaşıyormuş onu da size göstereceğim. Hadi girelim. Şimdi bizim arkadaşlar bal arayışımız vardı. Balı arıyoruz. Doğru balı, gerçek balı arıyoruz. Evet. Tabii ki burada şu anda şehirlerdeki sizin yediğiniz ballara nazaran iyi ballar yiyoruz. Fakat en doğrusunu bulana kadar devam ediyorduk. Şimdi Köyceğiz'in Dövüşbelen köyünde Nigar ablamız var burada. Uzun zamandır onu zaten tanıyoruz ve bakıyoruz balları nasıl yaptığına, işte arılarla nasıl bir çalışmada olduğuna. Şimdi kovanlar neredeydi Nigar abla bu arada? Muğla'nın Derinkuyu mevkiinde şu anda. Şu an buraya geldi ama öncesi neredeydi? Trakya'daydı. Ondan önce Trakya bölgesinde Lüleburgaz'daydık Ayçiçeği'nde. Ondan önce... Burgaz çok iyi ya. Ben orada 6 ay kaldım. Evet. Balıkesir'deydik. Sındırgı bölgesinde. Orada ıhlamura ve diken balına gittik. Ondan önce de buradaydık. Yani Nigar abla, mevsimine evet. Göre bal üretiyoruz. Biz uzun zamandır Nigar ablayı takip ediyoruz zaten. Şimdi burada da artık sonucu görmek ve gerçekten bizden bu balı, doğru balı isteyenler oluyor. Biz bunlara cevapsız kalıyorduk. Hem kendimiz evimize sokup hem de insanlar istediği zaman gerçekten doğru balı gönderebilir miyiz? Onu test ediyoruz açıkçası. Şu anda da Dövüşbelen'deyiz. Yine bizim ekip burada. Nigar abladan alıp gönderdiğimiz olmuştu. Ama bundan sonra daha... Sen göndermiştin sayfadan. Benim sayfam üzerinden yapmıştık. Şimdi az önce konuştuk ya. Acı vermeyen bal, şurayı yakmayan bal iyi baldır. Evet. Değil mi? Aynen. Doğru mu? Doğru. Şehirdeki insan böyle biliyor. Doğru mu biliyor bunu? Doğru biliyor. Anlayamadım. Bir dakika kafa gitmiyor. Yok yok yok. Orada bir yanlışlık var. Ya, ben başka yerdeydim. Ben başka bir pazarlıklıydım şu an çocuklar. Özür dilerim. Konuyu algılayalım. Benimle konuşurken lütfen. Evet şu an şaka size adapteyim. Özür dilerim abi. Şöyle az önce konuştuk ya hani dedik ya. Ya işte çeşitli marketlerdeki alınan ballar yine sizlerden geliyor da üreticiden. Onlar çeşitli işlemlerden sonra geçiyor falan neyse. O yakmıyor ya ne kadar güzel diyor. Oh tamam iyi baldır diyor. Kesinlikle yanlış. o öyle düşünüyor. Veya biz de öyle düşünüyorduk yani bilmediğimiz için. Evet. Şimdi burada çeşitli bal üreticileriyle görüşüyoruz. Şimdi seninle de görüştük. Seninle bazı bilgilerde final yaptık yani açıkçası. Ben şu an iki tane bilgi öğrendim. Bu çam balıyla alakalı söylediği olsun vesaire. Sen onu nasıl açıklarsın? Şimdi bal yakınca mı iyi yakmayınca mı? Ya böyle bir durum var mı? Şimdi bal nedir? Bal çiçeğin özündeki nektardır. Bugün atıyorum papatyadan arı bal yapmaz. Sadece polen alır. Ama dikenden bal alır. Diken acıdır. Elbette dikenin de nektarı acı olmak zorunda. Kekikten aldığı zaman kekik de acıdır. Elbette kekiğin balı da acı olmak zorundadır. Evet, kekik, İşte bunların balı. Karışımı. Nektar neyse onu alıyoruz burada. Gerçek balla yanlış balı, doğal olmayan balı nasıl anlar? Nasıl en anlar? En bilmeyen, en kaba tabirle en bilmeyen insan nasıl anlar? Şöyle çok basit. Lokum yediğinizde nasıl bir tat geliyor ağzınıza? Gerçek olmayan sahte evet, bal evet. Odur. Şura... Glikozdur. Ha bravo evet.
Bunlar bir şey de tabii sonra. O işlerin daha da çok üşkiyatçılığı var. Kekik balı diye kekik aromasını koyarak buram buram kokuyorsa bal çok buram buram da kokmamalı. Ne bunu size bağımlılık yapıyorsa o zararlı. Balı hiç öyle çok yiyesiniz ne zaman gelir? Enerjiniz düşmüştür. Ya da kendinizi mecbur hissedersiniz. Tatlıya ihtiyacım vardır değil mi? Evet. O benim zaman. Her zaman oluyor bunu. İşte sen çikolata yiyesim geliyor benim. Ha, o çikolata işte o da bağımlılık yapıyor. Ama bal size bağımlılık asla yapmaz. Gerçek İhtiyacın bal, kadarını yiyorsun. O kadar. Gerçek bal asla bağımlılık yapmaz. Yani kahvaltıda yanında tereyağı varsa. Güzeldir ama kaymak. Ayrısı gün yiyesin gelmiyor işte bu balı. Aynen. Onun için ben hemen onu şerbet yapıyorum. O zaman çok kolay içiliyor. Ve balın doğal afrodizyen etkisi var biliyorsunuz. Doğal. Doğal. Nar suyu kadar etkili mi? Daha fazla. Hadi canım. Hemen kana karışıyor. Nasıl yani? Hemen kana karışıyor. Ama ve gerçek bal olması. Gerçek bal olması gerekiyor. İlk defa duydum. Kansız insanlara mesela direktmen bal şurubu verip 3 gün sonra test yaptırın kanı yükselmiştir. Dükkana balı koydun. Bal çiçek balıysa eğer biraz önce bahsettiğim enzim balı değilse çam ağacındaki enzim olayı gibi bal kristalleşmek zorunda. Kristalleşmiş balı müşteriye verebilir misin? Bu kültür bizde var mı? Asla yok. Şekerlenmiş diyecek buna. Evet. Bilmediği için. Bilmediği için aha. Ama kesinlikle bilmediği için. Aha. Ve öğreniyor. Şu anda bütün aslında basın yayın bunun üzerinde duruyor. Kristalleşmiş bal alın. Kristalleşmeyen balı almayın. Donarsa. 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 Onların diliyle şekerlenmiş tamam. Bal oluyor. Donan bal kaliteli baldır. Gerçek baldır. Gerçek baldır. Bitti. Güzel. Neden gerçektir? Neden bal donar? Teknik olarak. Ha, evet. Ona oraya geleyim. Çiçeklerin özünde balın yanında aynı zamanda polen de var. Poleni biliyorsunuz. Evet. Ayrı bir şey. Bunu da üretiyoruz. O nektarı alırken o polen o bala karıştığı için bal kristalleşmek zorunda. Yani bu balın içinde polen değeri çok yüksek anlamında. Bu bal da aynı bal. Müşterime böyle göndermek zorundayım. Neden böyle oldu? Ben bu balı süzdüm. Süzdüğümde elekteki elektrikleşimle rengi açıldı. Evet. Onun için lütfen organik bal yemek istiyorsanız bakınız organik doğal. İçinde arı ölüleri de olsun. Arı zehrinin kilosu kaç para biliyor musunuz? Ya o hiç sorma o çok başka bir konu ya. Çok başka bir konu orayı da konuşalım. Evet o ince ince bırakıyor kaç yılda ne kadar oluyor. Onu merak etsinler. İnanılmaz pahalı kilosu. Orada bu işe biraz ilgi duyan bir arkadaşım var Köyceğiz'de. Ondan bahsetmiştim ve ondan öğrenmiştim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi dostlar Nigar abla şu an Dövüşbelen'deyiz. Köyceğiz Dövüşbelen'deyiz. Nigar abla bulalı zaten Dövüşbelen'de. Oo bir şeyler serildi. Bu arada yolumuza çiçekler serildi bak. Yani daha ben gül döktüm yollarına. O ne? Bu ne çiçeği abla? Hakmi çiçeği ablası. Barış Manço. Hakmi çiçeği. Şeyle balla kullan. Bu da oğlum Hirahan Alamaz. Hoş geldin. Arıcıların kralı da. Arıcıların kralı. Biliyor musun? Yardım ediyor mu? Çok süper. Şey şeklinde. Süper. Yoğun bir şekilde. Yardım eder. Şimdi Hira'nın da çok güzel hikayesi vardır abisi. Hira arıcı çocuğu ama 5 yaşında arı zehirledi. 5 yıl arıya giremedi. Sonra bir tedavi gördü. O süreç içerisinde bile arı aşkından... Gösterir misin Hira'yı? Hira'yı gösterir misin? Köpeklere de almasın. Önünle pençeleşse de arının içinden hiç çıkmadı. Yani, o zaman ne diyoruz? Yani. Çok korkunun üzerine gitmek lazım değil mi? Buradan da o çıkıyor. Hep söylemiştir. Yok, ben ya travma olur diye söylüyor. Değil mi? Hiç giremezdim diyor. Evet. Bunu sen mi tespit ettin ama? Seni biz evet. Bu arada Mehmet abi Nigar ablanın eşi. Evet. O da biraz sonra geldi bizim muhabbetten sonra. Tam bir arı hastası ya. Tamam, bu adam ya yapacak bir şey yok. Mehmet abi, Mehmet ölemez. O paraya satar geçerim başımı da ağrıtmam ama ben istemiyorum öyle bir şey yapmak. Ben 10 seneden beri arıma antibiyotik vermediğim için 2 seneden beri arım komple bitiyor. Komple bitiyor, yeniden alıyor. 75 lira bu sene ettiğim masraf var, 71 lira kuva satmışım. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Ekmek yiyeceğim ben de. Buna rağmen aynı şekilde devam etmek istiyorsun kesinlikle. Değil mi? Devam etmek istiyorum, bir de organine git. Komple organine geçireceğim. Anladım. Tamam, kaybedersem kaybederim. Ben narıncayım da var. Ben de var, 78 lira. Fark etmiyor yani. Orada yakaladım da orada duralım. Vallahi devam edeceğim diyor yani. Hayır, adam, ondan daha öncesi var, ben sana söyleyeceğim. Abi bunlar bizim mutlu olduğumuz tepkiler ha, yanlış anlama. Hakikaten o, ben farkındayım. İşte hani Nigar ablanın dediği gibi, bal
özür dilerim, arı tamamen bir aşkmış yani. İşte buradan anlaşılıyor. Evet ya. Yoksa belaymış yani. Çok güzel. Hakikaten bir bela. İnsan ayı geldin beni taksan evde tutamazsın. Bak, tümarhaneye koyman lazım. Arıya bakarsın. Evet, Mehmet Ölemez. Mehmet Ölemez ben evlendiğimde arıcı değildi. Ben arıcı değilim. Öyle mi? Sonra başımızdan geçen bazı olumsuzluklardan sonra dedim gel arıcılık yapalım. Arıcılığı ben öğrettim. Arının içine bile giremez. O kadar korkardı. Ama şu anda boynuz kulağa geçti. Vallahi. Büyük bir aşkla devam ettiriyor. Gördüğüm kadarıyla buranın köylerinden olup da buralı olup da bu kadar ısrarlı ve istikrarlı bir şekilde bu işlerle uğraşan çok az. Doğru mu tespitim? Doğru. Doğru söylüyorsun. Kanser o kadar şimdi yayıldı ki biz yani. Bunları duydukça çok üzülüyoruz ablası. İlaç attığın bahçeden ilacı at git bir tane portakal yiyip baş ağrısından ölürsün. İlaçsız olan portakal dalında da zaten otomatikman çürüyor değil mi? Kurtlanıp çürüyor. Kesinlikle. Hemen atar kendini. O zaman demek ki ben doğru yere nokta atışı yapmışım. Yani biraz önce dedim ya bak size ben organik nar keseyim çocuklar. İlaçsız nar. Ya bu, zaten kurtlanması... İşte en sevdiğim dakikalar. Bir dakika kurtlanması gayet doğal. Elmaya bak. Bu elma, organik. Bu da organik. Şimdi, bizim gibi organiki seven Trakya'da bir abimiz var, fabrikatör o da. Zevkine iş yapıyor. Evet. Biz onu sirke yapalım dedik, adam gelin dedi ama dedi sinek vurgunu var. Bak bu sinek vurgundan dolayı, adam ilaç atmadan dolayı bu halde bu. Abi zaten ilaç atsa, mumlasa, bir şey olsa bu hayvan buraya giremez ki zaten. Işte. Aynen. Yaklaşamaz ki. Tarlaya giremez. Narı yiyeceğiz değil mi şimdi biraz sonra? Ya buyurun. O saygıdeğer abimin ismini de söylemek istiyorum. Kim o? Organik yetiştiren abimiz Trakya bölgesinde Lüleburgaz'ın Oklağlı köyünde. Cengiz Uzun kendisi fabrikatördür aynı zamanda. Organik yetiştiriyor. Hiç kesinlikle ilaç atmıyor. Bakınız çocuklar şimdi bu organik ya. Onda bir şey yok. Var. Başlamış buradan çürümeye. Şimdi bunun içinde iç kurdu olacak. O iç kurdu. Bunu evet bak. Yemiş evet, ve çürütmüş. Şimdi bak, ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tanesini açarsın çöpe. %50'sin çöp atıyorsun. İçini bitirmiş ya. Girdiği yerden fare yemeye başlayıp bunu hemen bitiriyor. Zaten bunu biz yiyemeyiz yani. Yenmiyor bu halde. Olsun. Şimdi Nigar abla. Bu arada Nigar abla harika bir evde oturuyor. Tadını da bırakalım bence. Daha sonra Nigar abla'yla harika bir yapalım. Çekeceğiz. Çekelim. Tamam. İlk önce şöyle bir evini de göstermek istiyorum. Videoyu öyle bitirmek istiyorum. Çünkü tamam. Böyle bu tarz yerlere özel böyle... Çakıl. Koş. Aa bu kiminki? Neler oluyor ya? Çok hareketli aksiyonlu bir yer ya. Ne oluyor ya? Her an her şey oluyor. Enes. Ya abiniz de benim takip edesi geldi buraya. Evi gösterelim. Yani oturduğu yer şöyle. Çok güzel de bir... Bu misafirmiş arkadaşlar alabilirsiniz. Burada böyle rahat bir konumda oturuyor. Bal yapıyor. Ondan sonra da diyor ki... ne diyor? Baksanıza burada böyle masaya atabilir akşam. Şimdi bana soruyorsunuz ya sizlerle biraz bu durumu hani duygudaşlık yapayım dedim dostlar. Burada böyle bahçesi var. Portakallar var arka tarafta. Özelinden fotoğraf vardır ya işte tek katlı bahçeli müstakil ev. Gerçi burası iki katlı da. Yani ona ait, ona özel, ona müstakil. Klasik tipik köy evi. Abla asmalar düşmüş mü? Ne olmuş ya? Abla asmalar şeyin başına çıktığı için ağacın sağlığıyla oynuyor. Onları biz kesmek zorunda kaldık. Ağaca zarar verdiği için kesmek zorunda kaldı. İki tane köpek var, üçüncüsü de sen ol lan. Böyle bir yerde oturuyor Nigar abla. Bu arada ev görüntüleriyle videoyu bitirmiş olduk. Biz balı alacağımız yeri belirledik. Evimize sokacağımız, çocuklarımızın boğazından geçireceğimiz balı belirledik. Enes Bey. Ekip toplan. Şöyle. Hep beraber veda edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Nigar ablayla daha sonra videomuz olacak. Kendinize iyi bakın.